Kaydımız başladı hocam. Katılımcılarımız aldı. Merhabalar. Hepiniz Kimya Bölümünün ve Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi'nin bu haftaki bilim söylesine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğretim üyesi Profesör Doktor Reşat Apak hocamız. Aynı zamanda kendisi Türkiye Bilimler Akademisi üyesi. Benim için çok zor bir giriş olacak çünkü Reşat Hoca'nın CV'sini anlatmam için gerçekten ayrı bir sunum yapmamız gerekiyor. Bu nedenle hani kendisinin de dinleyicilerle olan vaktini kısıtlamamak adına çok uzatmadan kısa hatlara geçeceğim ama sunumumuzu duyurduğumuz zaman elinizde o bilgiler mevcut. Oradan gerçekten çok sayısız başarılarla dolu bir özgeçmişe sahip olduğunu görebilirsiniz. Kısaca değinmem gerekirse İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesinden 82 yılında doktorasını aldıktan sonra 93'te aynı birimde profesör olarak görevine devam ediyor. Pek çok başarısı arasında sadece seçerek, cımbızlayarak aldıklarım. Kendisi Royal Society of Chemistry'de Fellow, TÜBİTAK 2017 bilim ödülü sahibi ve TÜBA üyesi dediğim gibi. Bugün bize anlatacağı konu kendi geliştirdiği bir antioksidan tayini metodu. Bu metot literatürde şu ana kadar iki önemli makaleyle tanıtılmış ve bunlardan birisinin 2100, diğerinin 1250 tane atıfı var. Yani toptan KUPRAK metodu, antioksidan tayin metodu Reşat hocamızın 3300'den fazla atıf almış. Bugün de kendisi bununla ilgili bize çalışmalarını sunacak. Çok teşekkür ederek kendisine bizim davetimizi kabul ettiği için buyurun hocam diyorum. Çok teşekkürler Yavuz Beyciğim. Sesim ve görüntüm geliyor herhalde. Evet. Şimdi öncelikle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Fen Fakültesi Dekanlığı'na ve Sayın Doçent Doktor Yavuz Dede'ye çok teşekkürlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Yavuz Bey'in çalışmaları bilim dünyasında büyük geçerlilik kazanmış. Aynı zamanda da kendileri Eylül-Ekim aylarından beri titizlikle bu daveti yapmışlardır ve çalışmaları, yani bu daveti çok güzel organize ettiler. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu titizliğinden ötürü de teşekkür ediyorum. Bu titizliği bizlere de yansıtılabilir. Şöyle ki bizler bu TÜBA YEBİP, yani Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı programında çok titizlikle ve temel niteliklerden hiç ödün vermeden, yani yüksek standartlara dayanarak seçim yapıyoruz. Bir anlamda da YEBİP TÜBA'nın marka değerini oluşturuyor ve Yavuz Bey'in kişiliğinde cisimleşmiş oluyor bu. Yani o bakımdan hakikaten övünç duyulacak özenli bir davet. Daha evvelki davetleri de ben izledim. Bu tür bilimsel faaliyetlerin Gazi Üniversitesi'ne yürütülmesi kıvanç verici. Şimdi biz burada kimlere hitap ediyoruz? Burada kimya, gıda ve çevre alanlarında lisans seviyesinin üzerinde bir sunum yapmaya çalışacağım. Ama profesyonel meslektaşlarım beni mazur görürlerse tabii ki onların da bazı beklentilerini karşılayamayabilirim. Çünkü mutlaka basitleştirmek, vulgarize etmek mecburiyetindeyim. Dolayısıyla çok ileri seviyenin de altında anlatmam lazım. Hatta Yavuz Bey'den öğrendiğimize göre lisans düzeyi, normal liselerden bile meraklı, bilime meraklı arkadaşlarımız burada izleyici olabiliyorlarmış. Dolayısıyla burada ortalama bir seviye olarak master ve doktora seviyesini muhafaza etmeye özen göstereceğim. Şimdi bizim muhtelif laboratuvarlarımız var ve bu laboratuvarları gerek 2019 26 Eylül depreminde binamız kısmen hasar aldı ama biz taşınmamayı tercih ettik ve laboratuvarlarımızı açık tuttuk. Daha sonra hepinizin bildiği gibi 2 sene kesintisiz bir pandemi dönemi yaşadık ve orada da laboratuvarlarımızı açık tutmaya muvaffak olduk. Dolayısıyla çeşitli laboratuvarlarımız var elimizde. Analitik kimya, biyoanalitik kimya, gıda antioksidanları merkezi, patlayıcı analiz laboratuvarımız ve son olarak da tabii nanoteknoloji çalışmalarında son 10 yılda mesafe kat ettik. Fakat
Burada benim size sunmak istediğim tebliğ kuprak üzerinde kurulu. Kuprak bakın iki iyonu indirgeme esaslı antioksidan kapasite yöntemi. Birazdan detaylarına gireceğim. Niçin bu yöntemi seçtim? Bir defa kimya, gıda ve çevre bilimlerinden araştırmacılara hitap etmek istiyorum. Yani mümkün olduğunca geniş disiplinli bir sunum yapmak istiyorum. Antioksidan kimyası, analitik kimya, biyokimya, gıda kimyası, hatta çevre ve mühimmat kimyasının da ilgi alanına girmektedir. Birazdan göreceğiz. Dolayısıyla multidisipliner bir konudur. Daha önceki sunumların bazılarında Yavuz Bey'den de öğrendiğimize göre çok böyle genel, herkese hitap edebilecek konular seçilmişti. Bazılarında tabii bazıları spesifik konular. Fakat burada ben master ve doktora öğrencilerimize özellikle didaktik yani böyle kuru tavsiyelerde bulunan bir sunum yapmak yerine Türkiye'de öz kaynaklarımızla yapılan yani bir anlamda moda değişse yerli ve milli olan somut bir buluştan hareketle bilimsel araştırma nedir, nasıl yapılır, hangi temel ilkeler gözetilir, işte etik kaygılarımız nelerdir, literatür bilgilerini sindirerek onlardan hareketle yeni fikirleri nasıl üretebiliriz, nasıl yaratıcı olabiliriz ve aynı zamanda da her olayda olduğu gibi bu alanda da bilim dünyasında tabii ki engellerle karşılaştık. Bu engelleri nasıl aştığımıza dair böyle didaktik bir sunum yapmak yerine somut bir buluştan hareket eden ve adeta anlatmak istediklerimi bu kavramların içinde, bu olguların içinde ve olayların içinde eriten bir sunum tasarladım. Kongre bildirilerinden bilgi edinilmez diye böyle bir uzak doğudan bir araştırmacı Asya Bilimler Akademisi'nde verdiği bir tebliğde ki bir bilim araştırmacısıydı bu. Yani aslında science writer ya da science journalist dediğimiz Türkiye'de pek var olmayan bilim gazetecisi, bilim yazarı bir kişi bu şekilde nitelemişti. Kongre bildirilerinden ya da konferanslardan çok fazla bilgi edinilmez ama izlenim edinilir. Yani izlenim alınır. Bu bir anlamda doğru bir görüş olabilir. Ama ola ki anlattıklarımız birilerin beyninde hakikaten bir ışık yakar ve bazen de bir bilim alanının bir bilim alanında söylenen sözler bir başka bilim alanına ciddi katkılarda bulunabilir. Hatta çoğu zaman da öyle olmuştur diyen bazı bilim tarihçileri var. Yani bir bilim alanının temel buluşları başka bir bilim alanından yapılan takviyelerle mümkün olmuştur diyen bazı bilim tarihçileri de var. Şimdi doğal olarak biz uzaktan sunum yapıyoruz ve uzaktan sunum yaparken de belli engellerle karşılaşıyoruz ve tabii ki dinleyici-sunucu sinerjisi tam anlamıyla egemen olamıyor. Dolayısıyla uzaktan bir sunuma canlılık kazandıran nedir? Canlılık kazandıran izleyici sorularıdır. Kimya, gıda, çevre gibi muhtelif disiplinlerden master ve doktora öğrencilerimizin tabii ki sadece bu sunumun içeriğiyle sınırlı kalmamak üzere hatta kendi somut araştırmalarında, kendi çalışmalarında karşılaştıkları spesifik sorunları da dile getirmelerini bekliyorum. Ve bu ancak böyle bir uzaktan yapılan sunuma canlılık kazandıracaktır. Bunları da tabii ki konuların hepsine hakim değiliz ama bazen bir ışık yakabiliriz. Dilimiz döndüğünce cevaplamaya çalışacağız. Dolayısıyla anlattıklarımın tüm izleyenlere faydalı olmasını diliyorum. Şimdi ekran paylaşımını tam olarak yapacağım. Evet, şu anda gözüküyor herhalde ekran paylaşımımız. Evet, şimdi gıda ve analitik kimya ara kestiğinde yeni bir antioksidan tayin yöntemi olarak kuprak, bunun gerekçesi, mekanizması, gelişim süreci ve yankıları üzerine konuşmak istiyoruz. Önce analitik kimya nedirle başlayalım ve analitik kimyacılar ne iş yapar, bunun bilinmesi gerekli. American Chemical Society şöyle tarif ediyor, maddenin ne olduğunu ve ne kadar bulunduğunu belirleyen bilim ve sanat dalı. Çünkü burada sanat da var, birazdan göreceğiz, yaratıcı enerjinin seferber edilmesi için mutlaka sanat da var. Maddenin yapısı ve bileşimi hakkında bilgi üreten, işleyen ve ileten, yani çevreye yayan bilim dalı. Hatta bu biraz da espri konusu olmuştur. Fisher ödülünü alan analitik kimyada 1965'te Profesör Reilly
Bunu şöyle tarif etmiştir. Analytical chemistry is what analytical chemists do. Yani analitik kimya, analitik kimyacıların iştigal ettiği meslektir, yaptığı iştir diye biraz da esprili bir dille tarif etmiştir. Hakikaten de kimyanın aşağı yukarı bütün disiplinlerini barındıran ve çok geniş kapsamlı bir alandır. Tabii ki sadece analiz yapmak değil. Eğer öyle olsaydı şu anda Mars'ta araştırma yapan, taş, toprak, kayaç ve mineral analizi yapan robot da analitik kimyacı sayılacaktı. Oysa ki öyle değil. Bildiğimiz gibi analitik kimya sıradan analiz yapmaktan farklı olarak bu analitik yöntemleri geliştiren ve mevcut analitik yöntemleri daha hassas, yani daha duyarlı ve daha seçimli, yani analite özgü yapan bilim insanıdır. Dolayısıyla problem çözme odaklı bir bilim dalıdır. Şimdi hepimizin çok iyi bildiği elektromanyetik spektruma geliyoruz. Burası şu bölge, infrared yani kızılötesi bölgesi ve radyo dalgaları yani düşük enerjili, yüksek dalga boylu radyasyon bölgesi. Burası da yüksek enerjili yani düşük dalga boylu ultraviyole, X ışınları ve gamma ışınları. Görüldüğü gibi bütün bir elektromanyetik spektrum içinde görünür alan çok ufak bir bölgeyi işgal etmektedir. Kabaca 400-700 nanometre aralığını işgal etmektedir. Peki biz ne yapıyoruz spektroskopist analitik kimyacılar olarak? Daha ziyade bu görünür alan spektroskopi ve kolorimetrik yöntemler, yani sahada da yararlı olabilecek insan gözüne duyarlı yöntemleri geliştirmek için adeta bir ressamın fırça darbeleri gibi biz elimizdeki yöntemleri boyuyoruz. Yani görünür hale getiriyoruz. Görünür ışığın absorplandığı yöntemler olarak geliştiriyoruz ve bunu da 400 ila 700 nanometre aralığında bu kırmızıdan mora kadar olan tayf sınırları içinde, görüldüğü gibi elektromanyetik spektrumun içinde adeta denize bir damla gibi çok dar bir alanda yapmak mecburiyetindeyiz. İşte o anlamda bu fırça darbeleriyle biz mevcut yöntemleri görünür hale getirip onu renklendirmeye çalışmakla bir anlamda sanatçılık da yapıyoruz. Evet, antioksidanlar deyince ne anlama geliyor bu? Yükseltlenebilen bir substrata, özellikle biyolojik makromoleküller var. İnsan hayatı için çok önemli lipidler, proteinler, DNA'lar var mesela insan vücudunda. Bu biyolojik bakımdan yükseltlenebilen substratlara göre daha düşük derişimlerde bulunduğunda o substratın yükseltlenmesini geciktirebilen ya da engelleyebilen maddelere antioksidanlar diyoruz. Geleneksel olarak antioksidanlar iki kategoride incelenebiliyor. Birinci ya da zincir kırıcı antioksidanlar, ikinci ya da koruyucu antioksidanlar. Bu zincir kırıcılık nereden geliyor diye baktığımızda antioksidan tanımları ilk olarak bu yağların acılaşması olgusuyla gündeme gelmiştir. Yani yağları acaba nasıl koruyabiliriz? Yağların acılaşması veyahut da lipitlerin oksidasyonunu nasıl engelleyebiliriz kavramından hareketle bunlar tanımlanmıştır tarihçesi içinde. Dolayısıyla burada mesela bir lipid radikalinin nasıl oluştuğunu ve bir antioksidan dediğimiz ağaç ile nasıl söndürüldüğünü görüyoruz. Görüldüğü gibi burada bir lipid radikaline antioksidan bir hidrojen atomu devrederek onu adeta etkisizleştiriyor ve kendisi daha kararlı bir radikale dönüşüyor. Peki bu antioksidan olmazsa ne olur? Bu lipid radikali adeta bir nükleer zincir reaksiyonu gibi, nasıl ki nükleer zincir tepkimelerinde bir uranyum atomu yavaş nötronlarla bombardıman edildiğinde parçalanıyor. İşte baryum, sezyum filan gibi daha küçük atomlara ayrışırken aynı zamanda da atom çekirdeğinin bölünmesinden yeni nötronlar aşağı çıkıyor ve onlar yeni yeni atomları parçalıyorlar. İşte burada da bir lipid radikali oluştuktan sonra yeni yeni lipid moleküllerini radikal hale dönüştürüyor ve bu radikalik zinciri ilerliyor. Ve bir anlamda bu radikalik zinciri koparabilmek için antioksidanın devreye girmesi lazım. İşte onun için zincir kırıcı ya da zincir koparıcı antioksidan sözcüğü buradan geliyor. Ve antioksidanların tümüne baktığımızda bunların çok çeşitli kategorilerden, çok çeşitli kimyasal bileşik sınıflarını ve enzimleri içerdiğini görüyoruz. Dolayısıyla enzimatik ve enzimatik olmayan antioksidanlar burada çok geniş bir grup oluşturuyor. Enzimler nasıl yapabilir bunu? İşte enzimler bazı istenmeyen oksidasyon, yani paslanma diyebileceğimiz, kimyaya pek aşina olmayanlar için vücudun paslanması diyebileceğimiz oksidan türleri harekete geçiren bazı enzimler var. Dolayısıyla
Antioksidanlar bu enzimleri inaktive ederek de antioksidan etkilerini gösterebilirler. Aynı zamanda enzimatik olmayan antioksidanlar var. Bunlar da işte mesela karotenoidler, düşük mol ağırlıklı polifenoller, organosülfür bileşikleri falan. Bunların hepsi antioksidan kofaktörler. Bunların fenoller ailesinden de flavonoidler, fenolik asitler gibi karotenoidler, flavonoidler vesaire. Bunların çok da yapılarına girmek istemiyorum. Demek ki bütün bunlar bu radikalleri etkisiz hale getirebilen bileşiklerdir. Ve bizim amacımız analitik kimyada bunları tayin etmektir. Şimdi her şeyden evvel biz solunum yapan canlılar olarak mutlaka reaktif oksijen türlerine maruz kalıyoruz. Yani bunlara maruz kalmayacağız diye herhangi bir şey söz konusu değil. Çünkü moleküler oksijen çok reaktif değil ve elektronları basamaklı olarak kabul edebiliyor. Yani yediğimiz çeşitli besinlerden, yani çeşitli substratlardan elektronlar moleküler oksijene akıyor ve moleküler oksijen bu çeşitli reaktif oksijen türlerinden geçerek neticede suya kadar indirgeniyor ve bu arada birçok aşamalarda enerji açığa çıkıyor. Yani yediğimiz maddeler yanıyor adeta vücutta, insan vücudu içinde. Normalde işte sobada ya da kalorifer kazanında 500-600 derece ön ısıtmayla yakabileceğiniz kömürü insan vücudunda enzimler aracılığıyla 36,5 ile 37 derecelik fizyolojik temperatürde yakıyorsunuz. Ve buradan açığa çıkan enerji de sizin metabolik faaliyetlerinize harcanıyor. Dolayısıyla bu moleküler oksijenin spin kısıtı nedeniyle elektronları basamakta alma özelliği bağlamında bu reaktif oksijen türleri ve bunlara bağlı olarak reaktif azot türleri de mutlaka insan vücudunda oluşuyor. Bütün mesele burada terazinin kefesinin dengesiz oluşu. Yani oksidan türler antioksidan türlere galebe çaldığında veyahut da onlara baskın olduğunda bu sefer bu oksidatif türler ne yapıyorlar? Gidip biyolojik makromolekülleri yıkıma uğratıyorlar. Yani lipidinizi, DNA'nızı, proteinlerinizi yıkıma uğratıyorlar ve onları paslandırıyorlar. Yani okside ediyorlar. İşte bu ancak oksidatif stres koşulları altında gerçekleşiyor. Oksidanların antioksidanlara belirgin biçimde ağır bastığı koşullarda ve genellikle hastalık durumlarında. Çünkü normal organizmada bunlar denge içinde varlar. Dolayısıyla burada demek ki bu oksidatif türlerin aşırıya varması ve oksidatif stres koşullarında hücresel yıpranma, yaşlanma, kanser, koroner kalp hastalıkları ve nörodejeneratif hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda ben Kuprak'ı seçtim ki bu aynı zamanda hem biyokimya, hayati kimya gibi yani tıbbi kimyaya da hizmet etsin, sadece analitik kimyayla sınırlı kalmasın diye. Şimdi toplam antioksidan tayin yöntemleri dediğimiz toplam antioksidan kapasitesi dediğimizde bu bir gerçel ya da sentetik karışım içindeki tüm antioksidan türlerin toplam yani kolaboratif işbirliği içinde gösterdikleri radikal süpürme etkinliğini bize anlatıyor. Yani muhtelif antioksidanların birleşik bütünleşik etkisini bize anlatıyor ve burada da İki farklı yöntem var. Ya elektron transfer esaslı yöntemler var bu antioksidan kapasiteyi ölçmek için ya da hidrojen atom transferi esaslı yöntemler var. Bütün mesele insan vücudunda olan biten bu hadiseleri yani reaktif oksijen ve azot türlerinin biyolojik makromolekülleri yıkıma uğratması ve buna karşı antioksidatif savunma mekanizmalarını laboratuvar şartlarında taklit edebilmek ve dolayısıyla antioksidan kapasite ölçmek. Yani dolayısıyla demek ki vücut içindeki olayları biz taklit ediyoruz. Nasıl taklit ediyoruz? Bir takım prop moleküller buluyoruz ve bu prop moleküller bir antioksidan kaynaklı elektronu alıp kabul ettiğinde prop indirgeniyor. Redoks olaylarını aşağı yukarı kimyaya yabancı olan insanlar bile bilirler. Lise kimyası elektron alışverişi demektir. Nasıl ki asitik bazlık tepkimelerinde proton değiştirilir. Aynı şekilde redoks tepkimelerinde de elektronlar alınıp verilir. Demek ki burada prop bir basamak indirgeniyor yani elektron alıyor. Buna karşılık antioksidan ise yükseltgenmiş oluyor. Dolayısıyla burada probun indirgenmiş ve yükseltgenmiş biçimleri arasında renk ya da floresans farkından yararlanarak biz buradaki antioksidanın etkinliğini tayin ediyoruz. Yani bu prop tamamen insan vücudu içinde demek ki oksidan türleri taklit etmek üzerine
kurulu, bu mantık üzerinde kurulu olan bir takım moleküller. Bu elektron transfer esaslı yöntemler diyorlar bunlara. Ve bunların başhocaları Ferdi Siyanür, demir 3 indirgeme gücü, yani FRAP, Kuprak bizim 2004 yılında geliştirdiğimiz yöntem, Serak gibi yöntemler var. Ayrıca da bu ABTS ve DPPH gibi bir takım radikalik türler var. Ya sonradan oluşturulan ya da baştan kararlı olan radikalik türler var ve bu radikalik türlerin sönümlenmesi de renk reaksiyonlarıyla izlenebiliyor. Ve bunlar da yarı elektron transfer, yarı hidrojen atom transfer yöntemleri olarak literatürde yerlerini aldılar. Şimdi bunların mesela başlıcası ABTS radikali diyebiliriz. ABTS radikalini öncelikle laboratuvar şartlarında olgunlaştırıyoruz. 18 saatlik bir bekleme süremiz var. Ondan sonra antioksidanla muamele ettiğimizde bu yeşil ya da mavi renk işte dalga boyuna bağlı olarak farklılık gösteriyor. Yeşil ya da mavi rengin kaybolmasını izliyoruz ve böylelikle antioksidan kapasite hakkında fikir ediniyoruz. Yani baştan renkli radikali oluşturuyoruz. Daha sonra da antioksidanların bu renkli radikalin rengini nasıl giderdiğine bakıyoruz. Bu suretle antioksidan kapasite hakkında fikir ediniyoruz. Fakat burada özellikle bulky dediğimiz böyle dallı budaklı organik moleküllerin maalesef ABTS ile bir engelleme, yani sterik engelleme diye bilinen, organik kimyada iyi bilinen bir olayı gerçekleştirdiği ve dolayısıyla bazı böyle dallı budaklı antioksidanların çok iyi reaksiyon vermedikleri, olduklarının altında değerlendirildiklerini görüyoruz. Ayrıca bir de bu ABTS radikalinin nasıl oluşturduğunuza göre yöntem farklılaşıyor. Öyle ki aynı bir radikali farklı biçimde oluşturduğunuzda çok farklı neticeler alabiliyorsunuz. Yani bu olay çok tekrarlanmıyor. Bu da bize bilim dünyasında bir boşluk olduğunu anlattı. DPPH yöntemi ise kararlı bir radikalden başlıyor. ABTS'nin aksine orada baştan radikali biz renklendiriyorduk. Burada ise baştan renkli bir radikalle başlıyoruz. İşte rengi şu şekilde pembe gibi. Fakat daha sonra antioksidanlarla muamele edildiğinde onlardan elektronu alıp kabul ederek sonuçta indirgenmiş oluyor ve renksizleşiyor. Daha soluk sarı bir renge bürünüyor. Bu yöntemin de belirli dezavantajları var. Mesela hava oksijeninden, ışıktan ve pH değişimlerinden fazlaca etkileniyor. Dolayısıyla demek ki burada da bir literatür açığı var. Folin-Scioto yöntemi, kısaca Folin yöntemi diye bilinen ve 1927'de proteinler için geliştirilen bir yöntem. Daha sonra toplam fenolik maddeler için uyarlanmış. Burada da bir heteropoli asit dediğimiz fosfomolibdotungstat diye bilinen ve tam olarak reaktifin nasıl oluştuğu kesin olarak saptanamamış, dolayısıyla ticari olarak hazır satın almanız lazım, bir folin reaktifinden söz ediyoruz. Bu folin reaktifi demek ki antioksidanlarla muamele edildiğinde onlardan elektron alarak bu, özellikle bu fosfomolibdotungstat heteropoli tuzunun içindeki molibden merkezinin bir elektron alarak mavi renge bürünmesiyle kendini gösteriyor. Ve antioksidan ne kadar fazlaysa tabii o kadar fazla mavi renk ortaya çıkıyor. Bunun da çeşitli dezavantajları var. Birincisi reaktifin nasıl hazırlandığı, ikincisi fenoller dışında başka bir takım maddelere, yani gerçek anlamda antioksidan olarak kabul edilmeyen işte sitik asit, amino asitler vesaire başka moleküllere, başka maddelere karşı da duyarlı. Dolayısıyla antioksidanları çok seçimli olarak tayin eden bir yöntem değil. Ayrıca sadece hidrofilik antioksidanlara cevap veriyor. Bununla da ilgili bir modifikasyon yaptık ama burada anlatmayacağım. Yani bu hidrofilik ve lipofilik antioksidanlara hepsine birden cevap versin diye. Ama işte bütün bunlar bu yöntemlerin eksiklikleri aynı zamanda. FRAP diye yine demir 3 indirgeme gücü esaslı bir yöntem var. Burada da bir demir 3 koordinasyon bileşiği var. Tripidil triazin dediğimiz bir ligandla kuşatılmış bir demir 3 merkezi var. Bu yine antioksidanlardan bir elektron kabul ederek pembe bir renge bürünüyor. Yani demir 2 tripidil triazin kompleksine bürünüyor. Aynı şekilde insan vücudu içindeki reaksiyonları taklit ediyoruz. Burada ne gibi sorunlar var? Mesela tiol tipi antioksidanlara cevap vermiyor ki protein tiolleri aslında vücudun birinci savunma askerleridir. Yani protein tiollerini eğer tayin etmiyorsanız o zaman önemli bir antioksidan kaybı demektir sizin için. Ve bu demir 3'ün elektron yapısından ötürü bunun kinetik inertliği var. Yani reaksiyonlara
iştirak etmede gönülsüzlüğü var diyelim Türkçesi. Ve dolayısıyla burada tiol tipi antioksidanlar, daha karmaşık nedenleri de var ama burada söylemeyelim. Özellikle demir 3'ün elektron yapısı ve tiollerin yükseltgenme mekanizmasındaki bazı ayrıntılar nedeniyle FRAP yöntemi özellikle tiol tipi antioksidanlara çok duyarlı cevap vermiyor. Aynı zamanda hidrofiliklere lipofilik antioksidanlardan daha iyi yanıt veriyor. Dolayısıyla burada da ciddi bir dezavantaj var. İşte bütün bunları gördük. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde burada elektron transfer esasları, elektron transfer esaslı yöntemler bağlamında saymadığım bir de ORAC yöntemi var. O da bu özellikle 90'lı yıllar 2000'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nde olmazsa olmaz bir yöntem olarak adlandırılıyordu. Bir floresan probun reaktif oksijen ve azot türleri altında sönüme uğratılması ve antioksidanların bu sönümü engellemesi esasına göre, burada onun diyagramını vermek istemiyorum çünkü farklı bir kategori oluşturuyor. Fakat orada da gerçek antioksidan olmayan maddeler bu floresan probu sönüme uğratıyorlardı ve böylelikle yalancı antioksidan kapasite dediğimiz, işte bugünkü mesela COVID testlerinde bazen yalancı pozitif değerler nasıl çıkıyorsa orada da yalancı pozitif değerler çıkıyordu. Ve ayrıca işte sıcaklığa çok aşırı bağımlı yine antioksidanların bu dallı budaklı olanlarına çok iyi cevap vermiyor vesaire. Bütün bu eksikliklere rağmen tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirildiği için bir dönem hakikaten özellikle ACS yayınlarında mutlaka hakemler veyahut da editör sizden ORAC yöntemi talep ediyor. Yani kendi yöntemlerinizi geçerli bulmuyordu ve mutlaka ORAC yöntemiyle yapılmasını arzu ediyordu. Öyle ki araştırmacılar bu ABD'deki hakim çevrelerin baskısından ötürü New Brunswick laboratuvarlarına adeta numunelerini göndermek mecburiyetinde kalıyorlardı. Yani bitki gönderip orada antioksidan kapasite tayinlerini yüksek ücretlerle yapıyorlardı. İşte demek ki özellikle genç araştırmacılara bir takım dersler de çıkıyor bu sözlerimin arasında. Ben bunları ayrı ayrı sözcükler değil de anlattığım hikayenin içinde merc etmeye çalışıyorum. Demek ki her zaman böyle tereyağından kıl çeken gibi düzgün yürümüyor işler. Bilim dünyasında da ciddi dirençlerle karşılaşabiliyorsunuz. Nitekim 2004'ten aşağı yukarı 2010'lara kadar yani Huprak yöntemi çok geniş araştırmacılarca kullanılmaya başlanana kadar hakikaten biz de bu dirençleri yaşadık. Bunların üstesinden gelmek için çok çeşitli antioksidan tahlil yöntemleriyle kendi bulgularımızı teyit etme cihetine gittik. Şimdi Kuprak reaksiyonu neye dayanıyor? Burada görüldüğü gibi bir bakır 2 neokuproin kompleksi var. Bu özellikle bakır 1'e indirgenirken yine bu ligand varlığında adeta buradaki moleküler gerilim düşüyor. Yani bu ideal tetraedral bir yapı. Bu ise distorted dediğimiz daha bükülmüş bir tetraedral yapı. Dolayısıyla bu koordinasyon merkezinde yer alan bakır 2 bir elektronu antioksidanlardan alıp kabul ettiğinde bakır 1'e dönüşüyor ve bu moleküler gerginlik ortadan kalktığı için bu istemli bir olay haline geliyor. Bu bize ne gibi bir avantaj sağlıyor? İşte burada bakır 2, bakır 1 redoks potansiyeli 0,17 volt ve bizim bildiğimiz yani biyolojik bakımdan önemli antioksidanlar genellikle 0,2 ila 0,6 volt aralığında okside olabiliyorlar. Oysa ki bu maalesef bakır 2, bakır 1 tek başına 0,17 volt yani kifayetsiz diyebileceğimiz bakır 2, bakır 1 fakat bakır 2, bakır 1 çifti bu neokuproin varlığında mucizeler yaratıyor. İşte bu reaksiyonun istemli oluşu ve burada moleküler gerginliğin ortadan kalkması dolayısıyla yani reaksiyonun sağ tarafa meyletmesi, Le-Chatelier denge prensibine göre sağ tarafa meyletmesi dolayısıyla bu istemli bir hale geliyor ve 0,17 voltluk bakır 2, bakır 1 potansiyeli 0,60 voltlara kadar çıkıyor. Yani bizim bildiğimiz biyolojik ve gıda antioksidanlarının çoğuna hitap edebilecek, onları okside edebilecek aşamaya geliyor. İşte burada da yeni bir antioksidan yönteminin nasıl yaratıldığını görüyoruz. Yani yeni fikirlerin nasıl ortaya çıktığını, bu literatürdeki boşlukların nasıl doldurulduğunu, buradaki moleküler gerginliği gidererek böyle bir redox çiftinden hareketle insan vücudundaki çeşitli antioksidatif tepkimelerin nasıl taklit edildiğini laboratuvar ortamında görüyoruz. Gerçekten de çok basit bir yöntem. Onun için çok
yaygın kullanım buldu bu literatürde. ORAK yönteminden şu anda çok daha fazla kullanılıyor ondan çok sonra çıkmasına rağmen. Burada biraz rengi koyu olmuş. Açık mavi, tabii bunu seyrettiğinizde açık mavi bir reaktif var. Yani bakır 2 neokuproin var. Fakat bu elektron aldığında antioksidanlardan sarı turuncu renkli bir komplekse dönüşüyor ve bu 450 nanometrede ışığı absorbe ediyor. Dolayısıyla buradaki soğurma değeri ne kadar fazla olursa elinizdeki karışımın antioksidan kapasitesi de o denli fazla olmuş oluyor. Bu pratik yöntemi çıktıktan sonra çok dünyanın çeşitli yerlerinden ve bu arada sadece böyle Orta Doğu ülkeleri, işte Çin, Hindistan filan değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve özellikle İsrail'de araştırmacılar bunu çok ciddi anlamda kullandılar. Çünkü birazdan göstereceğimiz çeşitli avantajları vardı. Bizler de bunu kendi araştırma gruplarımıza, şifalı bitkilere, kayısıya, vanotlu peynir bitkilerine ve Ayvalık yöresi endemik bitkilerine, fındığa, çeşitli sebzelere ve elmaya uyarladık. Ve böylelikle çeşitli yayınlar yaptık. Zaten bu bilim dünyasında karşılaştığımız engeller özellikle 2004 yılından 2010 yılına kadar maksimal düzeyde oldu ve ondan sonra yavaş yavaş sönüme uğradı. Çünkü kuprak yöntemi artık oturmuştu ve böylelikle bu ORAK dayatmaları vesaire bu tür hakemlerden ve editörlerden gelen engeller büyük ölçüde zahir olmuş oldu. Şimdi kuprak yönteminin üstünlüklerini bir vurgulayalım. Diğer yöntemlere ne gibi üstünlükleri var? Birincisi bu demir 3 indirgeme gücü, yani FRAP'ın aksine tiol tipi antioksidanları hızla ölçüyor. Yani bakırın elektron düzeni nedeniyle hızla ölçüm yapabiliyor. İkincisi DPPH ve ABTS yöntemlerine göre kinetik üstünlüğü var. Özellikle bu dallı budaklı iri organik moleküller, yani yan substratları çok fazla olan organik moleküllere fevkalade iyi reaksiyon veriyor. Çünkü uzaktan atış yapıyor. Yani outer sphere dediğimiz dış küre elektron transfer ajanı bakır 2 neokuproin. Dolayısıyla ötekiler gibi değil. Özellikle bu demirli yöntemlerde bazen antioksidana yapışarak, yani kontak tipi elektron transferleri gerçekleşiyor. Öyle değil bu. Sonra antioksidanlara seçimli, dolayısıyla mesela meyve sularında bol miktarda bulunan sitrik asit var. Ona cevap vermemesi lazım. Sadece antioksidanlara, yani gerçek anlamda antioksidan sınıfında olan işte C vitamini, E vitamini, çeşitli polifenoller vesaire, bunlara cevap vermesi lazım. İşte bu seçimliliği başarıyor. Sitrik asit, amino asitler ve şekerlere yanıt vermiyor. Mesela folin testi yanıt veriyor. Sonra reaktifi kararlı ve erişimi kolay. Hava, gün ışığı, nem ve belli sınırlar içinde pH'a göreli olarak duyarsız. Yani robust dediğimiz çok çeşitli çevresel parametrelerden etkilenmeyen bir yöntem. Hem hidrofilik hem de lipofilik antioksidanları aynı anda belirleyebiliyor. Yani beta karoten, alfa tokoferol gibi suda çözünmeyen antioksidanları da şimdi birazdan geliştirdiğimiz yöntemleri anlatacağım. Onlar vasıtasıyla rahatlıkla bunlara cevap veriyor. Geniş bir gelişim aralığında doğrusal ve toplamsal cevaplı. Bu doğrusal yanıt biliyorsunuz geniş bir gelişim aralığında gelişime karşı sinyal lineer cevap vermeli. Tabii lineer cevap vermeyen yöntemler de var ama lineer cevap verenler daha makbul. Aynı zamanda antioksidan kapasite sığa demektir. Yani bu elektrikte, fizikte bildiğimiz sığa gibi mesela. Farad olarak sığa gibi. Dolayısıyla sığa ne demek? Bir karışımı oluşturan bağımsız bileşenlerin sinyalleri toplam sinyali vermesi lazım. Yani toplamsallığın sağlanması lazım. Eğer böyle değilse de o yöntemde sorunlar var. Bizimkisi toplamsal cevaplı. Yani gerçekten bir karışımı oluşturan çeşitli bileşen antioksidanların bireysel antioksidan kapasitelerinin toplamı, örneğin toplam antioksidan kapasitesini iyi biçimde yansıtıyor. Bu toplamsal yanıt da çok önemli. Sonra birazdan anlatacağımız gibi kolorimetrik sensör, nanosensör ve kromatografik sistemlerle bütünleştirilebiliyor. Başka bir takım enstrümantal tekniklerle de bütünleştirilebiliyor. FRAP ve folin yöntemlerinin aksine fizyolojik pH'te çalışıyor. Bildiğimiz gibi insan vücudu kan plazması 7,3-7,4 gibi çok hassas bir pH aralığında ve bu da pH 7'de çalışıyor amonyum asetat tamponu varlığında. Dolayısıyla fizyolojik antioksidatif tepkimeleri iyi taklit edebilen
bir prop bu. Tepkime ürünü bakır bir neokuproin hidrojen peroksitle tepkime vermiyor. Oysa ki bazı mesela frap gibi yöntemlerde oluşan reaktif oksijen türleri tekrar sistemi geriye döndürebiliyorlar. Yani sistemin geri dönüşü olmamalı. Antioksidanı bir kez okside etmeli ve orada kalmalı. Aksi halde antioksidan tekrar okside olduktan sonra tekrar dedükte olabiliyorsa, böyle bir cycle'a yani bir devre girebiliyorsa, o zaman yöntemin daha az, yani olduğundan daha düşük antioksidan kapasite bulmanız lazım. Ki o da sakınca oluşturuyor. Aynı şekilde bu pH da çok önemli. Az evvel belirtmeyi unuttum. Mesela polin yöntemi alkali pH'te, yani bazik pH'te çalışıyor. O zaman da fenoller protonlarını verdikleri için zaten daha kolay okside oluyorlar. Dolayısıyla bu insan vücudundaki olayları iyi taklit etmemiş oluyoruz. Mesela besin yoluyla aldığımız polifenolik bileşiklerin sindiriminden gelen bu antioksidatif yararları çok iyi yansıtmamış oluyoruz. Buna mukabil ters örnekler de var. Mesela frap demir 3 indirgeme gücünde asidik ortamda çalışıyor yöntem. Öyle tarif edilmiş. pH 3,6. O zaman da fenoller protonlarını bırakmadıkları için orada fenollerin oksidasyonları olağanüstü güçleşiyor. Bu sefer de olduğundan az antioksidan kapasite ölçmek durumunda kalıyorsunuz. Yani her iki ekstrem, her iki aşırı uçta burada yararlı değil. Gerçekten fizyolojik bir pH'te çalışmanız size çok büyük avantaj sağlıyor. Evet, dolaylı kuprak yöntemleri radikal giderimi ve enzim ölçümlerine de uyarlanabilir. Burada aslında kuprak bir ölçüm paketi, antioksidan ölçüm paketi, sadece elektron transfer esaslı bir yöntem değildir. Zaten bu 2004'te geliştirildikten hemen sonra insan serümündeki antioksidan kapasite tayinlerine uyarlanmıştır. Ki bu da çok önemli. İnsan vücudunda mevcut olan ürik asit, bilirubin gibi maddeler ve albumin gibi antioksidanlara mutlaka yanıt vermesi lazım. Eğer bunlara yanıt vermiyorsa frap yönteminde olduğu gibi, burada ciddi bir sorun var. Aynı zamanda bildiğimiz gibi bu insan vücudunda var olan bir takım lipofilik antioksidanlar da var. Beta karoten gibi mesela ve vitamin E gibi antioksidanlar var. Bunlara da yanıt vermesi lazım. Yani kuprak reaktifinin kendi elektron yapısı nedeniyle burada hem lipofilik hem de hidrofilik antioksidanlara yanıt verme özelliğinden ötürü gerçekten fizyolojik sıvılara, mesela kan plazması ve bu seruma rahatlıkla uyarlanabilir. Şimdi burada çeşitli şeyler, proteinler genellikle çöktürülüp atılıyor. Oysa ki az evvel de belirttiğim gibi protein tiyolleri vücudun asıl savunma askerleri, antioksidatif savunma anlamında oksidan türlere karşı. Dolayısıyla bunların da ihmal edilmesi aslında yanlış ve kuprak yöntemi bunları da ölçüyor dolaylı biçimde. Polifenolik bileşiklerin hidroksil radikal süpürme tayinleri. Burada şöyle bir güçlükle karşı karşıya kalıyoruz. Normalde elektron transfer esaslı yöntemlerde kuprak bir oksidatif yöntem ve karşısında da bir antioksidan var. Yani elektron verici var. Dolayısıyla elektron alıcı ve elektron verici bir araya geldiğinde tepkime oluşuyor ve renkli ürün açığa çıkıyor. Burada buraya kadar herhangi bir sorun yok. Fakat biz eğer kuprak reaktifi kendisi bir oksidan olan kuprak reaktifiyle oksidatif türleri nasıl tayin edebiliriz? Yani oksidan oksidanla tepkimeye girmez ki. İşte burada kafayı çalıştırmak lazım. Acaba bunu nasıl bir ara vasıta üzerinden yapabiliriz diye düşündük ve şöyle bir çözüm geliştirdik. Öncelikle bu reaktif türleri oluşturuyoruz laboratuvar şartlarında. Bu çok ünlü bir fenton tepkimesi. Demir 2 ve hidrojen peroksitle bu hidroksil radikalini, yani bilinen en etkili yükseltgenlerden 2 voltu aşkın bir oksidasyon potansiyeline sahip ve çok hızlı, yani 10 üzeri 10 gibi kinetik sabitleri var bunun. Muazzam hızlı ve çok güçlü bir oksidan. Bilinen en güçlü oksidan aşağı yukarı. Bu hidroksil radikalini açığa çıkarıyoruz. Daha sonra bunu bir prop üzerine saldırtıyoruz. Yani uygun bir prop geliştirmek, yani o tabii maharet kısmı orada, uygun bir prop buluyoruz. Bu prop başlangıçta kupraka cevap vermiyor. Fakat bu hidroksil radikalini bünyesine aldıktan sonra cevap verir hale geliyor. Yani mesela diyelim ki benzoik asit üzerinden ya da benzoik asit üzerinden mesela dihidroksibenzoik asit türevleri oluşuyor bu hidroksil radikali
bu proba saldırdıktan sonra, mesela salisilik asit de böyle bir prob. Bu bir tane hidroksil grubu içeren benzoik asit demek. Formülünü burada göstermiyorum. Ama bu proba hidroksil radikali saldırdığında, başlangıçta prob kuprak reaktifine cevap vermediği halde sonuçta oluşan hidroksil benzoik asit izomerleri kupraka mükemmelen cevap veriyor. Dolayısıyla renk reaksiyonu burada ortaya çıkıyor. Demek ki öncelikle hidroksil radikalini oluşturuyoruz laboratuvar şartlarında. Ondan sonra proba saldırtıyoruz. Açığa çıkan ürünlerin kuprak cevaplarını ölçüyoruz rahatlıkla. Ve daha sonra antioksidanı ortama ilave ettiğimizde antioksidan ne yapıyor? Buradaki hidroksil radikallerini süpürüyor. Mesela kateşin. O zaman kuprak yanıtı düşüyor. Bu probun kuprak yanıtı düşüyor. İşte demek ki sadece hidroksil radikalleri varken yüksek bir cevap alıyoruz. Antioksidanlar varken alçak bir cevap alıyoruz. Ve ikisinin renk farkından hareketle de rahatlıkla antioksidan kapasiteyi ölçüyoruz. Tersi de olabiliyor. Mesela az evvel hidroksil radikalini anlattık. Şimdi de yine reaktif oksijen türlerinden süperoksit anyon radikallerini anlatacağız. Ve burada da süperoksit anyon radikali henüz saldırmadan evvel seçtiğimiz prob, kupraka yanıt veren bir prob. Görüldüğü gibi burada iki tane hidroksil grubu var. Yani bu bir fenolik bileşik. Mükemmel bir kuprak cevabı var. Fakat bu reaktif oksijen türü olan süperoksit anyon radikaliyle bu prob muamele edildiğinde şöyle bir kinon yapısı ortaya çıkıyor ki bu kupraka cevap vermiyor. Dolayısıyla az evvel ne demiştik? Başlangıç probumuz kupraka cevap vermiyordu. Sonuçta ortaya çıkan renkliydi. Burada ise başlangıçta kuprak renk reaksiyonunu alıyoruz ama bu süperoksit anyon radikaliyle muamele edildikten sonra prob kupraka cevap vermiyor. Bu surette yine bir renk farkı oluşuyor. Yani başlangıçtaki rengi kaybedebiliriz de yeni bir renk de ortaya çıkarabiliriz. Böyle çok dolaylı yöntemlerle kuprakın kapsama alanını çok geniş hale getirdik. Polifenolik bileşiklerin kısantin oksidaz inhibisyon aktivitesi. Bu kısantin oksidaz aslında oksidatif bir enzim. Dolayısıyla bu oksidatif enzime karşı antioksidanların savunma mekanizmaları da aslında insan vücudunun bir antioksidatif eylemi olarak mütalaa edilebilir. Dolayısıyla burada kısantinden ürik asit ortaya çıkıyor süperoksit anyonuyla birleştiğinde. Yani bu normalde oksijen ile, moleküler oksijen ile bu kısantin oksidaz süperoksit anyon yapıyor. Fakat aynı zamanda da ürik asit ortaya çıkıyor. Ürik asit az evvel de belirttiğimiz gibi serum antioksidanlarından, yani kupraka mükemmel cevap veren bir madde. Dolayısıyla burada öncelikle bu tepkimeyi gerçekleştiriyoruz. Yani kısantin ile moleküler oksijeni reaksiyona sokarak ürik asit yapıyoruz ve bu kupraka cevap veriyor. Yani renk reaksiyonunu elde ediyoruz. Fakat daha sonra antioksidanları devreye soktuğumuzda antioksidanlar bu kısantin oksidaz enzimini inhibe ediyorlar. Ve neticede tabii ki daha az renkli ürün ortaya çıkıyor. Ve burada yine renk farkından yararlanarak antioksidan kapasiteyi ölçüyoruz. Şimdi bir de bu lipofilik, hidrofilik antioksidanlar var. İşte baştan belirttiğim bilim dünyasındaki boşluklar ya da eksiklikler diye değerlendirdiğim şeyler burada ortaya çıkıyor. Lipofilik antioksidanlar ayrı bir dünya. Hidrofilik antioksidanlar, yani suyu sevenler ve sevmeyenler, bunlar eskiden ayrı bir dünyaydı. Fakat kuprakla bu ayrı dünyalar birleşti. Nasıl birleşti? Burada bir sepet biçiminde beta siklodekstrin dediğimiz bir madde, bir özel madde var. Bu bir sakkarit diyelim. Bu şekilde bir sepet biçiminde bir yapı arz ediyor. Burada hidrofilik antioksidanlar sepetin içine giriyor. Hidrofilik antioksidanlar da buradan ilişiyor, dışarıdan ilişiyor. Yani bu balığın adeta ağzından kancayla yakalanması gibi, bu da balığın kuyruğundan yakalanması gibi. Dolayısıyla hem hidrofilikler hem de hidrofobikler aynı şekilde, aynı çözelti içinde bu beta siklodekstrin ya da diğer siklodekstrin tipi oligosakkaritlerle aynı çözelti içinde tayin edilebilir hale geliyorlar. Biz bunu %2'lik siklodekstrin çözeltisiyle başardık. Yani kupraka cevap verdi. Ama mesela ABD'de çok yaygın olan ORAK yöntemi ancak %8'lik siklodekstrinle lipofilikleri, hidrofilikler yanında tayin edebiliyor. Bu da ciddi bir sakınca oluşturuyor. Çünkü bu sepetin içine giren antioksidanlar daha sonra bu sepetten çıkmama eğilimindeler.
Ama bir yandan da bir redox tepkimesi var dışarıda. Bu redox tepkimesine acaba katılsak mı, katılmasak mı? Yani bu sepete bir bağlanma olayı var. Burada bir bağlanma sabiti var. Bir de redox dengesi var. İşte bu dengeleri çok iyi ayarlamak lazım. Bizim Kuprak reaktifimiz kendisi zaten bir siklik yapı da aynı zamanda içerdiği için, yani bir koordinasyon merkezi var bakır iki, o suyu seviyor. Bir de neokuproin gigandı var ona bağlı olan, o da hidrofobik, yani suyu sevmiyor. Dolayısıyla hidrofilik ve hidrofobik, yani suyu seven ve sevmeyen komponentler burada ustaca dengelenmiş olduğu için biz burada %2'lik siklodeksirinle bile bu olayı başardık. Buna mukabil ABD'de yaygın olarak kullanılan ORAC yönteminde %8'lik bir şey. Dolayısıyla %8'lik siklodeksirin kullandığınızda bu sefer de bazı antioksidanlar bu sepet yapının içinden çıkmıyorlar. Yani o asıl istenen redox tepkimesini gerçekleştirmiyorlar. Dolayısıyla burada bizim bağlanma sabitimiz diyelim 10 üzeri 5, 10 üzeri 6 ise redox denge sabitlerimiz de 10 üzeri 15. Yani arada kıyaslanamaz ölçüde büyük farklar olduğundan bizimkisi tabii ki %2'lik bir siklodeksirinle redox tepkimesini tercih ediyor. Ve neticede bakır 2'den bakır 1 neokuproin renkli kompleksini çok daha düşük siklodeksirinlerle başarıyoruz. Böylelikle bu host-guest dediğimiz konak-konuk etkileşimi vasıtasıyla lipofilik ve hidrofilik antioksidanları beraberce ölçebiliyoruz. Evet, şimdi bu yöntemi aynı zamanda HPLC ile de bağdaştırdık. Bu da çok önemli bir şey çünkü bu da eleştirilen bir konuydu, HPLC ile bağdaştırma konusu. Ve bunu da görüldüğü gibi normalde HPLC'de bir birinci spektrum elde ediliyor. Daha sonra bunun çıktısı Kuprak reaktifiyle muamele ediyor. İkinci bir reaktör bobininde Kuprak reaktifiyle muamele edilir. İkinci spektrum elde ediliyor. Yani kaba tabiriyle bir koyundan iki poz çıkarılıyor. Ve böylelikle ancak gerçek antioksidanlar buna yanıt veriyorlar. Antioksidan olmayan maddeler yanıt vermiyorlar. Böylelikle antioksidanları tek tek de tayin edebiliyoruz. Yani toplam antioksidan kapasiteyi ölçtüğümüz gibi tek tek de tayin edebiliyoruz. Yani demek ki HPLC ile bağdaştırılabilir bir yönteme dönüşüyor. Hububatlara falan da uygulanıyor. Yani normalde pek çözülmeyen polifenollere de uygulanıyor. Bunları biraz hızlı geçelim. Tiol içeren proteinler çok önemli demiştik ve bunların antioksidan kapasitelerini ölçmek fevkalade önemlidir demiştik. Burada tek yaptığımız modifikasyon, yani değişiklik, amonyum asetat tamponu yerine üre tamponu kullanıyoruz. Üre tamponu proteinlerdeki gömülü tiolleri açığa çıkarıyor ve Kuprak reaktifiyle reaksiyon verir hale getiriyor. Dolayısıyla sadece amonyum asetat tamponunu üre tamponuyla değiştirmek suretiyle tiol tipi antioksidanlara da protein tiollerine de mükemmel yanıt veren bir yöntem olabiliyor. Şimdi özellikle bu bilimsel dergilerin hakemleri diyorlar ki efendim işte siz çok güzel insan vücudundaki tepkimeleri laboratuvar ortamında taklit etmişsiniz ama bu biyolojik makromoleküller aslında bu reaktif türlerden, yani reaktif oksijen ve azot türlerinden ve serbest radikallerden hasar görüyor. Yani asıl bu biyolojik makromoleküllere hitap eden bir antioksidan yöntem yapsaydınız daha iyi olurdu diyen bazı hakemler ve editörler var. İşte bunlara da bir cevap oluşturmak maksadıyla biz DNA'yı da probe olarak kullandık. DNA'nın kendisi Kuprak cevabı vermiyor. Fakat az evvel belirttiğimiz Fenton tipi bir reaksiyonu laboratuvar ortamında gerçekleştirdiğinizde burada özellikle guanin ve adenin bazları, bazı nükleik bazlar var biliyorsunuz DNA yapısında. Ve adenin ve guanin bazları hidroksilleniyorlar. Yani hidroksil adenin ve hidroksil guanine dönüşüyorlar. Ve bunlar da aynı şekilde Kuprak cevabı veriyorlar. Demek ki başlangıçtaki DNA Kuprak cevabı vermediği halde bu reaktif oksijen türleriyle, özellikle hidroksil radikalleriyle muameleden sonra Kuprak cevabı verebilir hale geçiyor. Dolayısıyla antioksidanlar varken bu DNA'dan oluşan hidroksiguanin ve hidroksiadenin türleri daha az oluştuğu için Kuprak cevabı azalıyor ki buradan da renk reaksiyonlarında ki renk farklılıkları nedeniyle demek ki biyolojik makromoleküllere verilen hasar üzerinden de bunu ölçebiliyorsunuz. Yani tam anlamıyla bir antioksidan ölçüm paketi ya da treni olarak mütalaa edilebilir. Tabii bunları sensörlere de
uyarladık. Sensörler bir solid substrat üzerinde renk tepkimeleri ya da fluoresans reaksiyonları alan maddeler. Başka şeyler de olabiliyor tabii, saçının bulanıklık sensörleri vesaire. Bunlar sulu çözeltiye dayalı spektrofotometrik yöntemlerden daha küçük reaktif hacimleri gerektiriyorlar. Renkli ve bulanık örneklerde çalışma imkanı sağlıyorlar. Hızlı esnek, yüksek hassasiyet ve seçiciliğe sahipler. Yerinde analize uyarlanabiliyorlar. İşte burada laboratuvarlarımızda, çoğu kimya laboratuvarlarında, hatta lisede bile görmüş olduğunuz pH kağıtları vardır. Yani asitik bazlık kağıtları vardır. Mesela asidik litmus ya da turnesol kağıdı, ki halk arasında da turnesol gibi açığa çıktı derler. Yani bir insanın tineti turnesol gibi açığa çıktı derler. İşte o turnesol kağıdı gerçekten çok önemlidir. Asidik rengi kırmızıdır, bir indikatör boyasıdır. Kağıt üzerine emdirilmiş. Bazik rengi mavidir. Şimdi burada da biz böyle bir sensör yapmaya kalktık. Bir şeffaf membran bulduk. Nafyon membran. Bu nafyon membranın özelliği nedir? Perfluoro sülfonat grupları içeriyor. Burada sülfonat grupları var gördüğünüz gibi. Bu negatif yüklü. Ve bu bizim bakır ikineokuproin kompleksimizde pozitif yüklü. Dolayısıyla buraya elektrostatik olarak ataş oluyor. Yani bağlanıyor. Ve dolayısıyla da bu redox tepkimesini yerinde veriyor. Yani çözeltiye difüzlenmeden bu membran üzerinde, nafyon membranın üzerinde veriyor ve turuncu renge bürünüyor. Yani pH kağıdı gibi biz bunu ölçmeye muvaffak olduk. Tabii bu ne şekilde oldu? Bu bir hayli pahalı bir polimer, perfluorosülfonat sayesinde, yani nafyon polimeri sayesinde oldu. Ama bu nafyon polimerinin bakın yapısına baktığınızda burada sülfonat grupları var. Biz bunu şöyle düşündük, acaba doğal ve yapay bir takım polisakkaritlerden de yararlanabilir miyiz de bunları membranlara emdirerek böyle lise kimyasından hatırlayacağımız pH kağıtları gibi kağıt ve membran sensörler yapabilir miyiz? Gerçekten kağıt üzerine de emdirmek mümkün bunları. İşte burada karaginan dediğimiz bir özel bitki polisakkariti var. Bu bitki polisakkaritinin özelliği yine burada sülfat gruplarının varlığı. Burada bir polisakkarit var ve bu sülfat grupları sayesinde yine bakır ikineokuproin kompleksini, tabii bunu evvela bir membran haline getireceksiniz, bazı yardımcı maddeler, polimerik katkılarla bunu evvela şeffaf bir polimer membrana dönüştürüyorsunuz. Ve daha sonra kupra reaktifini bunun üzerine absorbe, yani tutturmak suretiyle elektrostatik olarak absorbe ediyorsunuz. Ve daha sonra da bu renk reaksiyonlarının yerinde, yani bu şeffaf membranın üzerinde cereyan ettiğini görebiliyorsunuz. Bu az evvel şeyi söylemiştik, hidroksi radikal sensörlerini. Bakın hidroksi radikal sensörleri de aynı şekilde bu nafyon membran üzerinde. Tabii ki öncelikle hidroksi radikal oluştuktan sonra probun yüksek renk vermesi lazım. Daha sonra antioksidanlar hidroksi radikallerini süpürdüğü için daha az renk vermesi lazım. İşte bu renk farklılıklarından yararlanarak da yine hidroksi radikal süpürme kapasitesini dolaylı olarak ölçebiliyoruz. Peki enzimler tahmin edilebiliyor mu? Enzimleri de bakın, yani her derde deva gibi adeta halk arasında. Enzimleri de, bazı enzimleri de tahmin edebiliyoruz. Mesela katalaz diye bir enzim var. Katalaz hidrojen peroksit süpürüyor insan vücudu içinde. Zaten insan vücudunun doğal savunma mekanizmaları var demiştik. Enzimatik antioksidanlar var demiştik. Bunlar işte hidrojen peroksit gibi, süperoksit anyon radikali gibi bazı istenmeyen oksijen türlerini, fazlasını süpürebiliyorlar. Peki katalaz sahne edilebiliyor mu? O da edilebiliyor. Çünkü yöntemimiz hidrojen peroksite karşı da duyarlı. Yani hidrojen peroksitten de bakır bir neokuproin renkli kompleksi elde edilebiliyor. Fakat katalaz varlığında, katalaz bir kısım hidrojen peroksiti süpüreceği için tabii ki hidrojen peroksit gelişimi azalıyor ve daha düşük renk elde ediliyor. Ve bu surette katalaz denen enzimi de dolaylı olarak ölçebiliyoruz. Bunu tabii nanopartiküllere de uyarladık. Nanopartikül yöntemleri son yıllarda çok büyük impact alan araştırmalara konu oluyor. Ve nanopartikül yöntemlerinde tabii belli avantajlar var. Bu şekilde nanopartiküllerin, özellikle altın, gümüş nanopartikülleri, yani soy metal nanopartiküllerinin boyutlarına bağlı olarak surface plazmon resonance dediğimiz yüzey plazmon soğurma özelliği nedeniyle bu soğurma pikleri
tane boyutluğunun, tane boyutunun artışına bağlı olarak yüksek dalga boylarına kayıyor. İşte bu yüksek dalga boylarına kayış özellikleri nedeniyle de hem bu SPR bantlarından yararlanabiliyoruz hem de mevcut yöntemlerle birleştirebiliyoruz. Ve bu tabii ki nanopartiküller aynı zamanda yüzey, olağanüstü yüzey kimyaları nedeniyle de bir takım araştırmalara öncülük edebiliyorlar. Bazı güç reaksiyonları katalizleyebiliyorlar. Bunların tabii çeşitli tayin yöntemleri var. Nanopartikül kullanan, mesela metal nanopartiküllerin oluşumu ya da büyümesine dayalı yöntemler var. Bunlar da antioksidanlara cevap veriyorlar. Bu yüzey plazmon rezonans soğurma bandı maksimumunda kaymalara yol açabilen tane boyutu artışı, agregasyon ve disagregasyon yani yığışma ve çözülme tepkimeleri var. Oksidan türler ve radikaller tarafından nanopartiküllerin parçalanması ve adsorbans düşüşü yöntemleri var veyahut da nanopartiküllerin spesifik etkileşimi yani peroksidaz oksidaz enzimlerini taklit eden nanopartiküllerle redox aktif boyaları renklendirme gibi çok çeşitli seçenekler var. Bunları da son 10 yılda aşağı yukarı nanopartikül araştırmalarına hız verdik. Kuprak reaktif ile de bağdaştırdık. Şöyle ki heparin dediğimiz insan vücudunda da antikoagülan olarak yer alan bir doğal polisakarit var. Bu polisakaritin burada gördüğünüz çok sayıda sülfat grupları var üzerinde. Bakın çok sayıda sülfat grubu var ve bilinen en yüksek negatif yük yoğunluklu polisakarit. Yani gerçekten de antikoagülan özelliği bu şekilde ortaya çıkıyor. Heparinin nitekim bir takım kan pıhtılaşma olaylarında antikoagülan olarak da kullanılıyor. İşte bu çeşitli sülfat gruplarını barındırdığı için acaba dedik bundan da partikülleri biz eğer bu heparinle üretecek olursak bunlara çok muazzam bir negatif yük kazandırırız bunlara partiküllere. Daha sonra pozitif yüklü bakır neokuprin kompleksini absorbe ettiririz elektrostatik olarak. Buradan bir yarar üretebilir miyiz diye baktığımızda gerçekten de kuprak reaktifiyle daha yavaş tepkime veren bazı antioksidanların burada daha hızlı tepkime verdiğini ve hem sörfüs plazmon rezonans pikini hem de kuprak pikini her ikisini birden verdiklerini gözlemledik. Evet yani sonuçta bu sensörler tabii insan eliyle yapılan sensörler malum irreversibil tepkimelere dayalı ve genellikle molekülü tek bir yerinden yakalamaya, tek bir tepkime yapmaya dayalı. Fakat insan vücudunda biliyorsunuz proteinlerin birbirini tanıması çok daha farklı mekanizmalara, daha gevşek bağlar, Van der Waals bağları, iyonik bağlar, hidrojen köprüleri vesaire gibi çok çeşitli, daha düşük enerjili ama molekülü çeşitli yerlerinden yakalamaya dayalı. Dolayısıyla bu aptamer sensörler de son yıllarda tabii çok önem kazanmaya başladı. Çünkü laboratuvar ortamında yaptıklarımız aslında insan vücudundaki mükemmel kimyayı taklit etme esasına göredir. Bizim dediğimiz gibi laboratuvar ortamında yaptığımız sensörler çoğunlukla irreversibil ve yüksek enerjili. Yani delta G değerleri yüksek fakat burada çok daha düşük enerjili fakat buna mukabil seçimli. Çünkü balığı sadece ağzından değil çeşitli yerlerinden yakalıyor, kuyruğundan da yakalıyor, ağzından da yakalıyor. Görüldüğü gibi proteinlerin birbirini tanıma tepkimesinden ders alabileceğimiz gibi insan vücudunda çok daha farklı biçimde bu olaylar cereyan ediyor. Dolayısıyla laboratuvar ortamında bunları örnek alıyoruz diyerek şimdilik sözlerimi tamamlayacağım ve bundan sonra gerekirse bazı dersler bölümüne de iki slaydım daha var ama onları bence soruları cevaplarken cevaplamakta fayda var diyoruz. Ve sözlerimi bu şekilde tamamlıyorum. Çok çok teşekkür ederiz gerçekten. İşin temelinden uygulamasına çok mükemmel bir sunum oldu. Benim için yani özellikle analitik kimyaya biraz böyle çok ne olduğunu anlamadan bakan birisi olarak gayet faydalandım. Eksik olmayın. Şimdi yazdığım gibi sorularınızı yazılı olarak iletirseniz ben onları iletme fırsatı bulacağım Reşit Hoca'ya. Teşekkür ederim. Ben de hesaplamalı kimyadan anlamıyorum Yavuz Hoca. Bir gün tartışabiliriz hocam. Tabii. Dinleyiciler arasında metodunuzu kullanmış olan ve çok iyi sonuçlar aldığı için teşekkür edenler var hocam. Onu ileteyim. Teşekkür ederim.
Sonra bunu değerlendirmek benim haddime değil ama hani sizin hakkınızda ne zaman söz açılsa illa bir tırnak içerisinde İstanbul Beyefendisi lafı geçiyor. Yine onunla ilgili hani çok iyi bir bilim insanı ve bir İstanbul Beyefendisi'ni davet ettiğim için bana teşekkür edenler var. Sağ olun. Bakın ben burada bir ufak hatırlatma yapayım. Ben bugün babamın kravatıyla geldim. Rahmetli babam büyük bir eğitimciydi. Cumhuriyet sonrası gerçekten Türk milli eğitimine kanat geren milli eğitimcilerdendi. Ve evinde kravatla otururdu. Niye öyle yapardı? Çünkü işte bir taleben beni ziyarete gelir, beni kravatsız görmesin derdi. Dolayısıyla ben bugün babamın kravatıyla geldim. Bu olay çok önemli bizim için. Teşekkür ederim hatırlattığınıza. Kravatsız katılmış bulundum ama. Estağfurullah. Yani ben kesinlikle sataşma anlamında değil de öyle bir fikir aldık biz. Öyle gördük. Biyoloji bölümünde Profesör Doktor kendisi ismen teşekkürlerini iletiyor. Sorumuz var mı acaba spesifik konuyla ilgili ya da daha genel de olabilir? Reaktif satılıyor mu diye bir sorumuz var. Reaktifi çok kolay hazırlayabiliyorsunuz. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yönde teklifler aldık ve daha sonra bunun patenti ABD'de bir firma tarafından, Oxford Biomedical Company tarafından alındı. O tamamen kit haline dönüştürdü. Fakat tıpçı arkadaşlarımız tabii bu kitleri çok seviyorlar. Bu kitlerin ne yaptığını bilmeden, özellikle tıpçılara hitap ediyorum. Yani kitin ne yaptığını bilmeden kiti kullanmak yanlış bence. Bu reaktif çok kolay hazırlanabiliyor. Yani bakır 2 klorür neokuproin satın alıyorsunuz. Birazcık neokuproin pahalı. Bakır 2 ile neokuproini bir araya geldiğinizde kompleks oluşuyor. Bir de her yerde var olan çok ucuz amonyum asetat. Bu üçünü birleştirdiğinizde artık reaktifiniz hazır oluyor ve oldukça da dayanıklı. Tabii bunu bir sensör haline de getirebiliyorsunuz. Az evvel de belirttiğim gibi. Kağıt sensör ya da membran sensör haline getirebiliyorsunuz. Biz evvela nafyona çok bağımlı olduk ama nafyon polimerleri bazen yarı yolda sararıyor. Biz sarı rengi istemiyoruz çünkü bizim nihai rengimiz sarı ya da turuncu. O bakımdan biz bunu daha sonra karagenan ve şey gibi başka polisakkaritlere de uyarladık. Onlardan da sensör şeritler geliştirdik. Bunları henüz daha ticari hale dönüştürmedik ama dediğim gibi ABD'de bunu böyle kit hali olarak satan bir firma var, Oxford Biomedical. Hocam bir sorumuz var. PPB milyarda bir düzeyinde küçük nitrosaminler için, örneğin N-nitrozodimetilamin tayini için, ilaç etken maddelerinde tayini için uygulanabilirliği olabilir mi? Nitrozaminler, evet. Yani bazı amin bileşikleri, özellikle biz mühimmatlarla da çalışıyoruz. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi. Biz aynı zamanda milli savunma ya da hizmet ediyoruz. Yani bir ödev olarak telakki ediyoruz. Milli bir görev olarak telakki ediyoruz. Dolayısıyla bu mühimmat etken maddelerinin korunumu, yani depolanma sürecinde korunumu da önem kazanıyor. Bakın antioksidanlar ne kadar geniş. Mısır'daki mumyalar bile yapılırken tuz ve yağ kullandılar. Yağ tabii hava ile teması kesmek için, tuz da malum suyu dışarmak için. Fakat aynı zamanda antioksidanların da kullanıldığını çok sonra yapılan araştırmalar ortaya çıkarttı. Yani polifenolik bitki ekstrelerinden, bitki özütlerinden bu mumyaların binlerce yıl muhafazasını sağlamışlar. Dolayısıyla bizler de bu mühimmat antioksidanlarını belirlerken, bazı aminleri belirlerken de kuprak reaktifinin işe yaradığını tespit ettik. Yani bu gerçekten bazı aminler için ama bütün aminler için değil, bazı heterosiklik aminler için gayet etkili olduğunu ve molar ekstinksiyon kas sayılarının da yüksek olduğunu tespit ettik. Ama bu kanser yapıcı nitrozaminlere hiç deneme yapmadık. Nitrite karşı pek duyarlı değil, onu söyleyeyim. Yani bildiğimiz adi nitrit, sodyum NaNO2'ye karşı duyarlı değil. NO2 her ne kadar nitrit iyonu bir indirgen ise de kuprak reaktifini indirgemiyor. Herhalde onun nedeni ancak asidik ortamda tepkime vermesi olsa gerek diye düşünüyoruz. Çünkü kuprak reaktifi nötral ortamda tepkime veriyor. Evet, teşekkür ederiz.
Evet. Diğer bir sorumuz Afyon Kocatepe'den sanırım Mürüvvet Düz Hanım. Bitki özütlerinde antioksidan ölçümleri yapıyor hocamız. Sizin kupak yönteminizde kullanmış. Çalışmalarda farklı konsantrasyonlar görüyorum. Ekstrakt ve standart konsantrasyonları yöntemlere göre farklılık gösteriyor. Bu konsantrasyonları her yönteme göre ayrı ayrı nasıl belirliyoruz? Çok güzel bir soru. Gerçekten de bu bir kanunu dediğimiz ya da Lambert bir kanunu daha açık adıyla genellikle 0,2 ile 1 aralığındaki absorbans yani soğurma değerlerini temel alıyor. Eğer sizin aralığınız yani soğurma ölçüm aralığınız 0,2 ile 1 aralığında değil ise o zaman daha düşük değerlerde de daha yüksek değerlerde de lineariteden yani doğrusal yanıt almaktan sapma özellikleri ortaya çıkıyor. Yani bir kanundan kimyasal ve fiziksel sapmalar dediğimiz çok önemli bir olgu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada sizin her ne yöntemi uygularsanız uygulayın, reaktif ve analiti bir araya getirdiğinizde elde ettiğiniz absorbans yani soğurma değerleri bu skalanın dışına taşıyor ise o zaman pek yararlı bir ölçüm yapmıyorsunuz demektir. Yani mesela 2 absorbans elde ediyorsanız o zaman 10^-2 yani gelen ışığın %1'ini geçirebiliyor demektir. Çok koyu bir örnek demektir. O çok koyu örnekten sakınmak lazım. Aynı şekilde çok açık bir örnekte de absorbans işte 0,05 oluyor. Orası da lineer aralık değil. Biz mümkün olduğunca bu lineer cevaba önem veriyoruz. Niçin lineer cevaba önem veriyoruz? Çünkü az evvel de belirttiğim gibi sığa kavramı neyi içeriyor? Bir karışımı oluşturan muhtelif bileşenlerin bireysel antioksidan kapasitelerinin toplamı gerçek karışımın antioksidan kapasitesini vermek zorunda. Yani bu toplamsallığı nasıl sağlıyoruz peki? İşte bu lineer cevap aralığında sağlıyoruz. Eğer bu lineer cevap aralığında yapmazsanız ölçümlerinizi bu sefer karmaşık bir örneğin antioksidan kapasitesi de onu oluşturan bireysel antioksidanların kapasitelerinin toplamından ibaret olmaz. Yani sığa kavramına aykırı hareket etmiş oluruz. Onun için lineer cevap hem bir kanunda uyum açısından hem de toplamsal antioksidan kapasite ölçümleri açısından fevkalade önemlidir. Tabii ki biz reçeteleri yani burada tartışmıyoruz ama bizim hazır reçetelerimize bakarak işte bitkisel özüt örneklerinizi ne oranda seyrelteceğinizi işte bu bir kanundan hareketle bulabilirsiniz. Teşekkürler. Diğer bir sorumuz Eda Çınar'a var Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü. Hidrofilik, lipofilik antioksidanların aynı çözücü ortamında kuprak yönteminle tayini için makro yapılı metil beta-siklodekstrin kullanımıyla mümkün olduğunu ifade ettiniz. Acaba burada beta-siklodekstrin temelli nanosponçlar kullanılabilir mi? Daha verimli, verimsiz sonuçlar alınabilecek hakkında bir fikrimiz var mı? Ve ekliyor, kuprak yöntemini deneylerimizde kullanıyoruz. Kendisine sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Bu mikrosponjlar olayını ben bilmiyorum. Fakat rahatlıkla yapılabilir. Çünkü bunların mutlaka şeffaf olması da gerekmez. Tabii biz spektrofotometrik ölçümlerimizde böyle şeffaf şeyleri arzu ediyoruz ki blanka karşı rahatlıkla soğurma değerlerini ölçebilelim. Ama eğer baştan bir rengi olan bir bileşik var ise o zaman da şey aracılığıyla reflektometrik ölçümler yapılabilir mesela. Prop aracılığıyla fiber optik prop aracılığıyla reflektometrik ölçümler de yapılabilir. Yani başlangıçtaki reflektans ya da başlangıçtaki absorbans değerini çıkarabilecek sistemler var. Yani sponjun kendi baştan bir değeri vardır. Bir de kuprak reaktifiyle antioksidanın muamelesinden sonraki sarı ya da turuncu renk vardır. Dolayısıyla bu beta-siklodeksilin esaslı sponjlar kullanılabilir diye ben düşünüyorum. Yani öyle speküle ediyorum. Teşekkürler. Deniz Akın Anakök Gazi Üniversitesi. Bu yöntem bakırın indirgenmesine dayalı olduğu için özellikle biyolojik sıvılarda protein ya da bazı karbonhidratlar girişim etkisinde bulunuyor mu? Evet. Çok güzel. Yani zaten karbonhidratlar pek girişim etkisinde bulunmuyor. Çünkü bu redoks reaksiyonları iştirak etmiyorlar. Ama protein tiyolleri ve proteinler üzerindeki bazı amino asit rezidüler, mesela histamin gibi, bunlar etkili olabiliyorlar.
Bunu gerçekleştirmek üzere yani genellikle antioksidan kapasite tayin yöntemlerinde şöyle hareket ediliyor. Amonyum sülfat ya da perklorik asit ya da aseton gibi bazı maddeler katılarak öncelikle bu proteinler çöktürülüyor idi eskiden. Fakat biz bunların zayi olduğunu düşünüyoruz. Yani bu proteini çöktürüp atmanın çok da fazla bir yarar sağlamadığını düşünüyoruz. Eğer mutlaka proteinleri böyle çöktürüp ayıracak isek o zaman bu protein fraksiyonunu tekrar bir protein çözündürme buffer'ında yani tamponunda çözmek suretiyle bizim üre tamponumuzu kullansınlar. Üre tamponumuzu kullandıktan sonra amonyum asetat yerine rahatlıkla Kuprak tepkimesini gerçekleştirebilirler. Yani demek ki o şekilde bir alternatif var. Karbonhidratlar girişim yapmıyor. Proteinlerin de bazıları yani bu protein tiyollerin açık olanları girişim yapıyor. Mesela disülfürler var ise ki bunlar gömülü şey proteinler diyoruz bunlara. Folded proteinler diyoruz. Folded proteinler de yani disülfürler yanıt vermiyor. Kuprak reaktifine yanıt vermiyor. Fakat açık tiyoller yani SH grupları yanıt veriyor. İşte bu kapalı tiyolleri biz açık tiyol haline getirmek için de bu üre tamponunu kullanıyoruz. Teşekkürler. Elif Ballıkaya şöyle bir amacı var. Oksidan etkisi olan bazik bir malzemenin antioksidan varlığında hücrelere etkisini ve antioksidanın da antioksidan kapasitesini değerlendirmek istiyor. Bu nedenle bazik bir ortamda bu yöntemin etkinliği nasıldır diye soruyor. Evet, bazik ortamda yani tabii tam olarak ne yaptığını anlamadım arkadaşımızın ama bazik ortamda geçerli. Yani Kuprak reaktifi oldukça geniş bir pH skalasında geçerliliğini sürdürüyor. Tabii ki absorbansa bir parça azalım oluyor ama bu azalmayı biz blanka karşı değerlendirmek suretiyle yani aynı pH'te bir blank hazırlamak suretiyle rahatlıkla kompanse edebiliriz. Yani bazik ortamda da yürütülebilir. Ama tabii bazı reaksiyonlar sadece bazik ortamda yürütülüyor. O bir sakınca teşkil ediyor. Yani folin tepkimesi mesela bazik ortamda yürütülüyor. Belki orada ne ölçmek istediğini daha somut yazarsa ona tekrar o arkadaşımıza cevap verebilirim. Tamam. Size e-posta ile ulaşabilir herhalde. Tabii tabii tabii. Benim rapat İstanbul Edu.tr. Yani e-mailleri kullanmıyorum. Onu belirteyim. Çünkü yani IÜC daha sonra bize maalesef bu bölünmeden sonra verildi. Ama internasyonel olarak beni tanıyan kişiler hep İstanbul Edu.tr'den tanıyorlar. Dolayısıyla bu bölünme sonrası İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bizim maillerimizi silmediği sürece şimdilik onu kullanıyoruz. Bir sorumuz daha var eğer aklınız varsa hocam. Tabii var var. Yeşil sentezle elde edilen gümüş nanopartiküllerinde Kuprak metodu ile direkt antioksidan ölçümü yapılabilir mi? Evet, şimdi gümüş nanopartiküller zaten kendileri de bir antioksidan kapasite yöntemi oluşturuyorlar. Çünkü yeşil sentez derken siz zaten bitki özütünü kullanıyorsunuz. Yani bitki özütünü gümüş bir tuzlarıyla muamele ediyorsunuz ve gümüş nanopartikülleri yani sıfır değerlikte gümüş nanopartikülleri oluşturuyorsunuz. Şimdi burada işte yaklaşık olarak 400 nanometreler ya da 420 nanometrelerde bir yüzey plazma rezonans bandı zaten elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu yeşil sentezi yaparken bu yeşil sentezi yaptığınız bitki özütünün kendi antioksidan kapasitesini bu gümüş nanopartikülleriyle dolaylı olarak ölçmüş oluyorsunuz. Çünkü orada bir surface plazma rezonans bandının soğurma değeri var. O soğurma değeriyle antioksidan kapasitesi bitki özütünüzü doğru orantılıdır. Fakat bunu mutlaka Kuprak reaktifiyle bağdaştırmak isterseniz o zaman işte gümüş nanopartiküllere Kuprak reaktifini yükleyebilmeniz gerekir. Yani o zaman da negatif yüklü bir gümüş solü elde etmeniz lazım. Ve negatif yüklü gümüş solünün üzerine pozitif yüklü bakır bir neokuprin kompleksini elektrostatik olarak tutturmanız lazım. Böylelikle yine ikili bir yöntem hem surface yüzey plazma rezonans bandının yüksekliğinden hareketli hem de Kuprak reaktifinden elde edilen iki absorbans değerini de kullanarak yapabilirsiniz. Ama tabii çok kolay değil bu. Yani gümüş nanopartiküllere Kuprak reaktifini yüklemek o kadar kolay değil. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha var. Yönteminizde neokuprain yerine 1,10 fenantrolin kullanılabilir mi?
Trolox yerine standart olarak başka ne kullanılabilir? Nagihan Öztürk sordu. Tamam. Evet, bironfenantrolin kullanılamaz. Neden kullanılamıyor? Çünkü bironfenantrolinin iki tane sübstiyenti var. Dimetil sübstiyentleri. Zaten 2,9 dimetil bironfenantrolin dediğimiz madde aslında Kuprak reaktifi. Bu 2,9 dimetil gruplarının çok özel selik bir engelleyici etkisi var. Başka metallerle işte kompleks yapmıyor, bakırla kompleks yapıyor. Bir de aynı zamanda bu moleküler gerginliğin giderilmesi lazım. Yani bakır 2 neokupoyun bir elektron aldığında bakır 1 neokupoyuna dönüşüyor ve moleküler gerginlik gideriliyor. Böylelikle ne oluyor? Bakır 1 neokupoyun ve bakır 2 neokupoyun komplekslerinin stabiliteleri arasında çok ciddi bir fark ortaya çıktığı için yaklaşık olarak bir tanesinin stabilite sabiti 10 üzeri 12, diğerinin 10 üzeri 19. Dolayısıyla 10 üzeri 7'lik bir stabilite sabiti farkı var. Muazzam bir fark ve bu sabit, bu değerin farklılığı da bu reaksiyonun sağ tarafın lehine olmasını sağlıyor. Yani bakır 2 neokupoyunun antioksidanlardan elektron alarak rahatlıkla bakır 1 neokupoyuna dönüşmesini sağlıyor ve 0,6 voltluk potansiyel buradan kaynaklı. Yani bakır 2 ve bakır 1 komplekslerinin stabilitelerinin farklı oluşundan kaynaklı. İşte buna mukabil eğer biz bironfenantrolin kullanacak olursak o zaman ne olacak? Bakır 2 ve bakır 1 komplekslerinin stabiliteleri yaklaşık aynı olacağı için buradan redoks potansiyeli bağlamında bir yarar elde edemeyeceğiz. Yani bakır 2, bakır 1 potansiyeli 0,17 volt olarak yaklaşık kalacak ve bilinen antioksidanları yükseltemeyecek. Dolayısıyla burada çok ciddi bir handikap ortaya çıkacak. Bunu biz tavsiye etmiyoruz. Bir de bir şey daha vardı sorunun içinde. Güzel bir soru daha vardı. Neydi o ikinci yarısı sorunun? Onu bir hatırlatabilir miyim? Trolox yerine standart olarak başka ne kullanılabilir? Evet, Trolox yerine, gerçekten de Trolox yerine bazı arkadaşlar şey yaptılar, vitamin C ya da askorbik asit eşleyeni olarak bazı araştırmalarda görüyoruz. Vitamin C ya da askorbik asit eşleyeni, hatta fenolik maddeler için tasarlanıp daha sonra antioksidan tayin yöntemi olarak evrilen folin yönteminde ise gallik asit ekivalenti kullanılmaktadır. Burada çok çeşitli ekivalentler kullanılmaktadır. Bütün mühim olan mevzu nedir burada? Elmaları elmalarla toplamayınız. Elmaları elmalarla toplayın, elmaları armutlarla toplamayın. Yani bunları hep aynı bilim sistemlerinden ifade edin. Bu çok önemli. Mesela bizden evvelki literatüre baktığımızda toplam antioksidan kapasite değerini TH olarak tanımlayan nice ünlü profesörler var. Yani H indeksleri 80, 90, 100. Yani halbuki temeline aykırı işin. Yani TH ayrı şey, TAÇ ayrı şey. TAÇ milimol trolox eşdeğeri bölü litre çözeltiler için ve katı maddeler yani bitkiler için kuru ağırlık bazında da milimol trolox eşdeğeri bölü gram. Oysa ki TH değeri nedir? TH değeri bir maddenin trolox'a göre ne denli etkin elektron transferi yaptığı anlamındadır. Yani nasıl anlatalım? Mesela spesifik gravite yoğunluk farkı gibidir. Yoğunluk mesela şeye göredir. Yani suyun özgül ağırlığına göredir. Dolayısıyla bir kıyaslamadır ve bilimsizdir. Şimdi insanlar bunları bilmedikleri için TH yani trolox eşdeğer değerini birimli zannediyorlar. Oysa ki trolox'a göre mukayeseli bir değerdir. Biz bunları bilim dünyasında öğrettik yani. Gerçekten hem hakemliklerimizde hem de makalelerde bize soru yönelten kişiler bunları bilmediklerini tespit ettik. Dolayısıyla ben hep öyle söylerim. Yani elmaları armutlarla toplamayınız. Elmaları elmalarla, armutları armutlarla toplayın. Çünkü mesela iki tane bitki ekstresini mukayese ediyorsunuz diyelim. Özellikle Türkiye için fevkalade önemli. Biliyorsunuz Türkiye'nin fauna ve florası çok geniş. Dolayısıyla bu gıda bitkileri Türkiye'nin ihracat payında çok önemli bir yer işgal ediyor. Peki bu gıda bitkilerinin antioksidan kapasitelerini nasıl kıyaslayacağız? Tabii ki bunları aynı birim sistemleri içinde ifade edersek kıyaslayacağız. Çünkü bir şeyi diğer şeye oranlayabilmek için gerçekten de matematiksel olarak onların aynı birim sistemi içinde ifade edilmiş olmaları zarureti vardır. Yani dolayısıyla bu birimler çok önemlidir. Bunlara ehemmiyet vermek lazım. Evet. Teşekkürler. Başka sorumuz var mı acaba? Hocam ben müsaadenizle genel bir soru sormak istiyorum. Tabii, yanılmıyorsam TÜBİTAK ödülünüzü aldıktan sonra onunla ilişkili bir YouTube videonuzda
Kuprak metodunu geliştirmeden önce daha fazla sayıda çeşitli şekil alanlarda araştırmalarınız olduğunu, fakat bilinçli bir şekilde bunları azaltıp konsantre edip daha büyük problemlere yönelmek istediğinizi ve metodun ortaya çıktığını anlatmıştınız. Evet. Anladım eğer doğruysa. Bu bağlamda hani hem kariyerinde belli bir noktaya gelmiş hem de yeni başlayan araştırmacılara konu seçiminde, araştırma alanı seçiminde tavsiyeleriniz olabilir mi acaba? Çok çok güzel bir soru hakikaten. İnsan gerçekten bu fevkalade bir soru. Master ve doktora öğrencilerine de öğretici nitelikte bir soru. İnsan tabii bilimsel yaşamının başlarında her şeye el atıyor. Yani her kuşağı atan avcı gibi oluyor. Fakat daha sonra konular toparlanıyor. Yani her kuşağı atmanın çok da yarar sağlamadığı, ancak belli sahalarda birikim yapmanın çok konsantre bilgiler ve yeni yaratıcı fikirler üretimine katkıda bulunduğunu anlıyorsunuz. Mesela Einstein'ın bu konuda çok ünlü bir deyişi vardır. Yani ben diğer insanlardan zeki değilim ama diğer insanlardan daha fazla konsantre olma yeteneğine sahibim. Bir konuda çok derin düşünebiliyorum demişti. Yani mealen anlatıyorum, tam sözcükleriyle değil. Dolayısıyla burada biz mesela daha evvel çeşitli indirgen maddelere, çevresel hatta maddelere bu makriki neokuproini 1990'larda geliştirdik ve o arada ben adsorpsiyon kimyasıyla da çok uğraşıyordum. Yani ön deliştirme. Şimdi Türkiye'de analitik kimyacıların yarısı aşağı yukarı ön deliştirme yapıyor. Fakat daha sonra bu konuda tıkandığımı hissettim. Yani çok da fazla yeni yaratıcı fikirler gelişmediğini hissettim. Dolayısıyla bu antioksidanlara daha fazla eğilmeye karar verdim. Ve bir baktım ki literatürde çok büyük boşluklar da vardı. Hem bu aynı zamanda hayati kimya, yani biyokimya, gıda kimyası ve işte mühimmat kimyası, çevre kimyası vesaire her disipline de çok elverişli. Ve mevcut yöntemleri de eksikliklerini gördükten sonra bu anlamda ciddi bir adım atmaya karar verdim. Tabii sizin deneyleriniz de sizi bir yere taşıyor. Yani bu sahada yararlı oldukça, başarılı oldukça yeni yeni yaratıcı fikirler aklınıza geliyor. Mesela ben ilk başta bu elektron transfer yöntemi olarak geliştirdim. Bunun böyle bir tren biçiminde, bir antioksidan ölçüm paketi biçimde evrilebileceğini öngörmemiştim. Ama daha sonra işte böyle çeşitli eleştiriler geldi. Mesela oksidan türleri nasıl ölçeriz? İşte oksidan türleri ölçmek için ara bir takım maddeler, yani medyatör dediğimiz ya da prop dediğimiz ara maddeler geliştirdik. Böylelikle oksidatif türleri, yani reaktif oksijen ve azot türlerini dolaylı olarak tespit ettik. Peki bireysel olarak bu antioksidanları ölçmüyor dediklerinde bu sefer HPLC ile bunu bütünleştirdik. HPLC ile bütünleşik online HPLC yöntemini bulduk. İşte bilmem insan vücudu antioksidanlara niye uyarlanmıyor vesaire. Ya bir de en önemli eleştiri biyo makromoleküllere yöneliktir bu oksidatif stres. Yani sizin lipitlerinizi, proteinlerinizi, DNA'nızı filan okside eden hasarlara yönelik, ama siz böyle bir hasar ölçmüyorsunuz. Yani ben bundan ne anladım diyenler var. Yani kimisi böyle diyor ki sadece yağlara yönelik, yani lipitlere yöneliktir bu diyor. Yani bu antioksidan kapasite. Siz lipitlere niye ölçmüyorsunuz falan. Yani bu şekilde eleştiriler ala ala biz tabii fikirlerimizi reorganize ederek daha konsantre olma imkanı bulduk diyelim. Teşekkür ederiz. Daha başka bir sorumuz yoksa birazdan hocam sunumu hani resmi olarak kaydı sonlandıracağız ama yine bir miktar daha soru cevap yapmak istiyoruz. O zaman ben Reşat hocamıza tekrardan hem davetimizi kabul ettiği için hem bu güzel sunum için hem de hani bilgilerini cömertçe paylaştığı, bize aydınlattığı için çok çok teşekkür ediyorum ve katılımcıların hani hepsini ifade edemediğim teşekkürlerini de size tekrar iletmek isterim. Sağ olun, eksik olmayın. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Kaydı sonlandırabiliriz, devam edeceğiz. Tamam.